İlçemiz Taşova'ya imza kampanyası destek vermek için Yeşil Doğa Çevre Platformu aramızda. Bugün kendileri aynı zamanda bir toplantıya katıldılar bizlerle birlikte. Melike Hanım, bu toplantıyla alakalı bir bilgi verir misiniz? Evet, MAPİG'in yaptığı bir bilgilendirme toplantısına girdik Taşova Platformu ile birlikte. Gelen 3 tane yetkili vardı. Yetkililer bize maden süreçlerini, maden ruhsatlarının nasıl verildiğini, işletmelerin nasıl işlem yaptığına dair bir takım bilgiler paylaştılar. Biz de onlara madene neden karşı olduğumuzu, özellikle bu maden bölgelerinde yani ruhsat verilen alanlarda neden karşı olduğumuzu anlattık. Sularımızın riskte olduğunu, bu topraklardan göçmek istemediğimizi vurguladık. Deprem bölgesi olduğumuzu vurguladık. Bunlarla ilgili biz de onlara bilgi aktarımı yaptık. Mutabık kaldığımız noktalar oldu, mutabık kalamadığımız noktalar oldu. Bilgileri ve belgeleri birbirimizle bakanlık vasıtasıyla paylaşacağımızı taahhüt ettik. Güzel geçti bence. Özellikle de Sayın Kaymakamımız, Taşova Kaymakamımız çok güzel dile getirdi. Su kaynaklarımızın sıkıntıda olduğunu, köylerin arasında su kavgaları olduğunu ve bu mücadelelerde sorun yaşanacağını anlattı. Biz memnun ayrılıyoruz bu anlamda. Güzel bir tablo gördük. Biz de elimizdeki verileri nasıl güncellememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Yeni raporlarla, yeni başvurularla devam edeceğiz yolumuza platformlar olarak. Teşekkür ederiz. Arif Başkanım. Evet, bugün Erbaa Kaymakamımızın bizi yönlendirmesiyle ben o şekilde geldim. Toplantıya katıldım. Tabii herkesi almamaları noktasında biraz üzüntü yaşadık. İşte araya devreye adam koyarak falan. İçeri girdik. Nihayetinde buraya gelme amacımız, ben Zira Odası Başkanı olduğum için ben çiftçinin dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenirken bu bizim yaylalarda hem içme suyu hem de tarımsal faaliyetimiz var, hayvancılık faaliyetimiz var. Bunların zararlarını dile getirdik. Ama gördüğüm kadarıyla maden ve petrol daire başkanımız, herhalde ismi de aklımda kalmadı, bize söz verdiği gibi geldi. İnşallah dedim ki bu yöreyi siz görmeden buraya izin veriyorsunuz. Bir gelin görün, burayı iptal edersiniz. Çünkü önümüzdeki süreçte herkesin su kavgaları olacağını biliyoruz. Bu noktada inşallah bu şeyi daha işletmeye geçmeden burayı iptal olur düşüncesindeyim. Ben bu izlenimi verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle bilim masasındaki Melike Hanım bu şeyleri gayet iyi açıkladı. Ben bize gelen Barış Bey'e de, Melike Hanım'a da teşekkür ediyorum. İnşallah iptal olur diyorum. Bu süreçte de size imza kampanyasına desteğe de geldik. Teşekkür ederiz. İnşallah hem Taşova, Erbaa kardeş bir şekilde bu işe sonlandıracak. HES projesinde de beraber hareket etmiştik. İnşallah burada da beraber bu maden arama işlerini kapatmak istiyoruz. Gönlümüzden bunu geçiyor. Sizin de ilgilenen meclis olarak desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Barış Bey. Sağ olun. Arif Bey olsun, Melike Hanım olsun, sizler olsun. Hassasiyetinizi gerçekten çok önemli olduğunu, birlik beraberliğin her açıdan hepimize faydalar sağlayacağını bir kez daha gördük. Erbaa'da başlayan platformun Taşova'ya, daha sonra Niksar'a, bu vadiye taşınmasında da ayrı bir birlik beraberlik yönünde gurur aşamasındayız. İnşallah doğamıza, canlılarımıza, insanlarımıza, herkese birlik beraberlik olarak sahip çıkacağız. Bizim için önemli olan budur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz Taşova Çevre Doğa Platformu olarak iki kardeş ilçenin insanların bir arada olduğunu tüm topluma göstermiş olduk. Buradan Erbaa'daki çevre dostlarına selamlarımızı iletiriz. Ayaklarınıza sağlık. Bütün bilgi ve belgeleri Taşovalılarla paylaşmaya hazırız. Zaten hep kontak halindeyiz bilimsel raporlar konusunda. Biz başaracağız. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz.